Yusuf. Taksi anahtarı nerede? Bizim için fazla zor olmuyor da şehirli insan. Kıyamet gibiydi. Çocukların peşine koşuyordum. Bir odadan bir odaya, o çocuğa, o çocuğa. Hangi birine koşacağımı şaşırdım. Sonra 1,5-2 dakika sonra deprem bittikten sonra panik halinde aşağı koşmaya başladık. Tabii duvarlar yıkılmıştı, her taraf kar, fayanstı. Biz nereye bastığımızı dahi bilemiyorduk. Aşağı indiğimizde ellerimiz, ayaklarımız perişandı. Demir kapıyı açabildin mi? Nasıl çıktın? Demir kapıyı zor açtık. Bizim komşular oraya yığılmıştı zaten. Sonra ben aklıma geldi duvarların yıkılık olduğu. İkinci kattan balkondan atlayarak dışarıdan tekmeledim kapıyı. Sağ salim çok şükür komşuları da, çocuklarımı da, ailemi de çıkardım. Arabaya gittik. Benim otobüsüm, belediye otobüsüne geçtik. Kolu komşuyu içine aldım. Tabii mahallede her apartmandan, her kapıdan, her pencereden yardım çığlıkları geliyordu. Biz elimizden gelen yardımı gençler yaptık. Bayanları, çocukları, yaşlıları arabanın içine koydum ben. Çalıştırdım, ısıyı açtım, kaloriferi falan. Şu an otobüste yaşıyoruz. Ailemle beraber 7 kişiyiz. 5 çocuğumla. Önceleri yapamıyorduk elektrik olmadığı için. Şu an elektrik geldikten sonra seyyarlarla, tesisatlarla otobüsün içine elektrik çektik. Çocuklarım televizyon seyrediyorlar. Televizyonum da var, ısıtıcımız da var. Çok şükür sığındık. Fazla olan birkaç koltuğu söktüm ben imkanlarımla. Yolumuzu açtık. Çok şükür rahat edebilecek şekilde şu an idare ediyor. Evden kendi malımızı çalar gibi 3-5 dakikada geçtik. Bir battaniye aldık, bir yorgan aldık, yastık aldık. Zorunlu ihtiyaç olan eşyalarımızı aldık, çıktık. Yani çok zor. Yani hani kimse böyle bir şey yaşamasını istemem. Çok zor bir şey. Yemek yapmak zorundasın çocuklarına. Koyup kaldırmak, bulaşıklar, çamaşır. Çok zor bir şey. İstemezsem böyle bir şey olsun. Nerede yapıyorsunuz yemeği? Ocakta. Dışarıda mı? Evet. Dışarıda yemek yapıyoruz. Çayı tüpte yapıyoruz. Çocukları doyurabilmek için. Banyo tuvalet ihtiyacı nasıl görüyorsunuz? Ya zor da olsa eve geçmek zorundayız. Başka çaremiz yok. Yok, televizyonu koyduk. İşte televizyon izliyorlar. Televizyon olduğu için sıkıntı etmiyoruz. Dışarıda biraz oynuyorlar. Televizyon seyrediyorlar.
Sizin var mı bir isteğiniz? Ya ben ev istiyorum şöyle bir tane. Banyosu olsun, tuvaleti olsun içinde. Yani iyi kötü en azından ihtiyaçlarımızı giderebilelim. Ben bunu çok istiyorum. Çok kötü bir etki. Çok kötü hani ben onu yaşamadım. Yaşamak da istemem bir daha. Ben o anda çocuklarıma bir şey olacak diye çok korktum. Kendim canını vazgeçtim çocuklarım önce dedim. Ellerimiz kanlar içinde, ayaklarımız kanlar içinde koştuk sokağa. Ne yapacağımızı bilmedik. Üşüyoruz, titriyoruz. O anda hiçbir şey üstüne almamışsın. Patanyasız, ceketsiz çıktın. Ben bu çocuğu küçücük bir pataniye sardım çıktım. Koştum dışarıya. Ne yapacağımı bilmiyorsun ki o anda. Çok iyi bir gelecek isterim. Okullarından oldular. Her şeyden oldular bakın. Eşim de burayı bırakmak gitmek istemiyor hiçbir yere. Bütün kayınlarım gitti buradan. Herkes ailesini aldı gitti. Sadece ben kaldım burada. Ben burayı istemiyordum. Ama mecburen kalmak zorundayız. Burası kayınbabamın yadigar burası. Mecburen kalmak zorundayız burada. Olmayıp böyle. Olsun istemezdim. Ne güzel bir düzenim vardı benim. Nasıldı önceki hayatınız? Ya eşim işe gidiyordu, çocuklarım işe gidiyordu. O çocuklarımın okulu devam ediyordu. Yani o an ne yapacağını şaşırıyor insan. Nasıl bir şey bekliyor bizi daha bilmiyoruz. Gelmezdi. Bir aslında, gün halk otobüsünde yaşayacağınızı düşünür müydünüz hiç? Ben zaten hep eşime söylüyorum. Hiç bilmezdim Allah beni böyle bu şeylerden sınayacağını. Bu otobüste kalacağımı, banyo ihtiyacını yapamayacağım hiç bilmezdim ben. Kaç günde bir banyo yapıyorsun? Haftada bir, 10 günde bir. Yani ben kadın olarak mesela her zaman banyo yapmak isterim. Her zaman güzel giyinmek isterdim. Ama yok.